Herkese merhaba, ben Firuze ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan anladığınız gibi saçımı keseceğiz. Keseceğiz derken eşime kestireceğim. Saçlarım bu aralar bayağı uzun oldu. Ben aslında saçlarımı bir senede iki kere kestiriyorum. Sonbaharda ve ilkbaharda kestiriyorum. Ve ilkbaharda bu sene kestiremedim. Malum pandemi nedeniyle kestiremedim. Baharda boyatıp kestirmem gerekiyordu. Gördüğünüz gibi boyanmadı ve kesilmedi. O yüzden saçlarım inanılmaz derecede uzadı. Şimdi size uzunluğunu göstereyim. Görünüyor mu? Heh. Bakın saçlarım şu şekilde. Saçlarım baya uzadı. Bu hayatımdaki ilk kez bu kadar uzaması. Özellikle bu beyaz duvar yanında durdum ve beyaz tişört giydim ki saçlarım kestirirken hem eşim rahat etsin keserken diye ve size de görünsün diye beyaz tişört giydim. Şimdi alalım kuaförümü yanıma ve saç kesmeye başlayacağız. Evet, kuaförümüz geldi. Şimdi öncelikle saçımı iyice tarayacağım. Benim saçlarım zaten düz. Böyle sadece böyle tarakla kurutuyorum. Gözümü de kıracağım neredeyse. Saçlarımı gördünüz. Çok uzun. Şu kadar yapmayı düşünüyorum. Bakacağız. Şimdi eşim de bayağı şey düşünüyor. Yamuk keserim falan diye ama. Şöyle şu küçük tarakta tararsam. Görüyor musun böyle? Böyle. Tamam. Tişört. Saçlarımız tam bitmedi. Sadece uzunluğunu almayacağız. Şimdi yanlarını düzelteceğiz. Bu arada akşam oldu. Işığı açtım. Umarım iyi görebiliyorsunuzdur. Bu arada inanılmaz derecede saçım dökülüyor. Aslında saçımı niye kestim? Söyledim mi yok mu bilmiyorum ama. Saçlarım çok aşırı dökülüyordu. Saçlarımı bakım yapacağım. Zaten şuralar bakın. Neredeyse kirli. Hayır oynama. Hayır annem. Şimdi saçımı taradım. Şimdi gözlüğümü takayım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ortadan saçımızı açıyoruz, bölüyoruz. Daha arkasına kadar ortadan şu şekilde. Allah Allah. Ayna getirmedim, kameraya bakarak ben bu gözlükte saç kesemeyeceğim ha. Şöyle yapacağım artık mecbur.
Aile getirmedim. Kameraya bakarak kesiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bakın. Arkada saçımızı komple arkaya çekip böyle düz kestik ya. Arkaya böyle atınca düz görünüyor. Ama yana alınca şu yan tarafları. Saçım çok fena dökülüyor. Böyle alınca bakın. Şu arkası, şu önü. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar fark var. İşte onu düzelteceğiz. Onu nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Şöyle ikiye açtık mı? Düz tarıyoruz. Şimdi bakın. Kulaktan saçımı ayırıyorum. Bunu öne tarıyorum. Şimdilik bu bana lazım değil. Şimdi bu arka tarafını arıyorum, alıyorum. Bunu da iyice tarıyorum. Bakın. Kafanızı düz tutmanız gerekiyor. Böyle düz durmanız gerekiyor. Sonra aşağı indiriyorum. Parmağımla bakın sabitliyorum. Kafamı kıpırlatsam dahi parmağım sabit tutuyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu en arka uçu. Bu önü. Farkı görüyorsunuz değil mi? Durun bir dakika. Şunu var ya şunu. Şöyle tarayayım da. Bakın. Yine bir kere gösteriyorum arkadaşlar. Önce tarıyorum. Parmağımla tarağı arkasından getiriyorum. Düz duruyoruz. Şu. Aşağı indikten sonra bakın sabit tutuyorum. Farkı görüyorsunuz değil mi? Şimdi onu düzeltiyorum bakın. Ben böyle bakınca gözlüksüz bir de göremiyorum. O yüzden buraya bakacağım. Bir daha keserken arkadaşlar ben böyle lang diye kesmiyorum. Şu. Benim kesme şeklim. Görünüyor değil mi? Bakın. Şu şekilde kesiyorum ben. Tamam. Kestik. Şimdi yine kontrol ediyorum. Aşağı indiriyorum. Tamam. Bu zaten önünle birleştireceğim. Şimdi... Benim saçım zaten seyrek olduğu için hiç ayırmadan yapıyorum. Sizin saçınız gürse eğer böyle şuradan bölüp de hani ikiye bölüp üçü bölüp de kesseniz daha rahat edersiniz. Benim saçım zaten 3 tane tel var. O yüzden hiç bölmeme gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu tarafı kestik değil mi? Şimdi buradan birazını alıyoruz. Bu arkadaki kesilmiş olanla beraber tarayarak aynı işlemi uyguluyoruz. Kafamızı düz tutuyoruz. Aşağı indiriyoruz. Parmağımızı sıkı sıkı tutarak bakın farkı görüyorsunuz. Onu işte kesiyorum. Bakın şimdi farkı görüyorsunuz. Bu öndeki şöyle durayım. Bakın şu kadar fazlalık var. Şimdi en son önümüzdekini de kestiğim saçla beraber birleştirerek tarayarak aynı uygulamaya devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Parmağımı sıktım. Sabitledim. Ve kesiyorum. Bakın. Gördünüz? Düz. Şimdi aynısını bu tarafımıza da yapıyoruz. Oldu arkadaşlar. İşimiz bitti. Saçlarım bayağı hafifledi ya. İyi ki kesmişim. Bakın hatta şöyle bakabilirsiniz. İki ucunu alıp şöyle ucuna getiriyorsunuz. Aynı. 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 Güzel. Şimdi gidiyorum saçlarımı kurulamaya.
bir videonun daha sonuna geldik. Sizce nasıl olmuş saçım? Ben aşırı derecede beğendim. İyi ki kesmişim. Öncelikle saçım çok rahatladı ve bu tarz benim daha çok hoşuma gidiyor. Uzun saçta yapmaya üşeniyordum çünkü zor oluyordu. Çünkü gördünüz zaten ne kadar uzun olduğunu. Neyse laf uzatmak istemiyorum. İnanılmaz mutluyum ve çok hoşuma gitti saçım. Bilmiyorum, bence çok güzel. Sizce nasıl oldu? Fikrinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.